Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Halil Acıoğlu. Bugün sizlere Sivil 3D programında grid oluşturmayı anlatacağım. Şimdi grid oluşturabilmemiz için öncelikle bir yüzey modeline ihtiyacımız var. Ayrıca grid oluşturacağımız alanı belirlememiz gerekiyor. Ben bunun için grid mod ve snap modu özellikleri aktif yapıyorum ama siz yapmasanız da olur. Tamamen görsellik için yapıyorum bu kısmı. Fark ettiyseniz ekranda gridler görünmeye başladı. Şimdi grid mod butonunu ters tıklayarak grid settings ayarları bölümüne geliyorum ve gridleri kaç metrede bir oluşturacaksam eğer ona göre ekranda görünen gridleri ayarlıyorum. Şimdi fark ettiyseniz ekrandaki gridler değişti. Şimdi de grid oluşturacağımız alanı seçebilmek için bir çerçeve oluşturalım. Gördüğünüz gibi imleç kare kare hareket etmeye başladı. Grid ve snap modunu açmak istememin nedeni ekranda imleci belirli mesafelerde hareket ettirmek istememdi. Şimdi grid oluşturacağım alan için bir çerçeve oluşturdum ve sonrasında point create point diyerek grid point'ler oluşturalım. Bu kısımda Default Layer bölümünden istersek grid noktaları için bir katman oluşturabiliriz. Ben grid isminde bir katman oluşturuyorum. Daha sonra Point Creation kısmındaki bu üç seçeneği otomatik olarak değiştiriyoruz. Bu kısımda Default Description kısmı var bu kısma. Grid yazarsanız daha sonra bu noktaları kolay bir şekilde bir gruba ekleme daha rahat olacaktır. Eğer isterseniz Default Name Format kısmında point isimlerini özelleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kısımda nokta isimlerini G1, G2 olacak şekilde ayarladım. Bu ayarları yaptıktan sonra üst kısımdaki surface butonuna tıklayarak on grid seçeneğini tıklıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi bize bilinen bir noktayı göstermemizi istiyor. Yani bilinen spesifik noktamızı tıklıyoruz. Şimdi kaç derecelik açı ile oluşturmak istediğimizi soruyor. 0 derece olarak giriyoruz. Bu kısımda X ve Y koordinatlarındaki artış miktarını soruyor. Biz 10 metrede bir grid oluşturmak istediğimiz için 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemden sonra bize grid oluşturacağımız alanın sağ üst kısmını göstermemizi istiyor. Gösterdikten sonra ekranda ilk oluşturacağı grid noktasının konumunu gösteriyor. Bu kısımda ekranı mouse ile ters tıkladıktan sonra Enter seçeneğine basıyoruz. Grid noktaları oluşturdu. Şimdi nokta isimlerine bakarsak G1, G2 şeklinde Description kısımlarına bakarsak grid şeklinde oluşturduğunu göreceğiz. Bu işlemden sonra noktaları bir gruba ekleyerek grid görünümü verelim. Grid isminde bir Point Group oluşturuyorum. Nokta görünümü grid noktası, nokta ismini ise grid kuzey ve doğu olarak seçip Apply tamam butonuna basıyorum. Ölçeği güzel görünecek şekilde değiştiriyorum. Sonuç olarak gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde grid noktalarımızı oluşturduk. Grid oluşturma işlemi bu kadar basitti. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.